Sayın Ali Çınar, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Türk Amerikan Federasyonu'nu tanıtabilir misiniz bize? Tabii ki Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu 1956 yılında kurulmuş. Amerika'nın en eski ve en büyük çatı kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Merkezimiz New York olmakla beraber birçok eyalette derneklerimiz bulunmaktadır. Şu anda çatımız altında 54 tane derneğimiz mevcuttur. Genelde sosyal, kültürel, akademik Konular üzerinde çalışmalarla beraber milli konular konularında e, federasyonumuz hizmete devam etmektedir. Türk-Amerikan toplumunun ihtiyaç duyduğu birçok konu var. Çok farklı bir toplum, e, geniş bir coğrafyaya yayılmış bir toplum var Amerika'da. Bu toplumun ihtiyaç duyduğu en önemli konular neler? Sizin iki senedir görevde bulunduğunuz süre zarfında tanıklık ettiğiniz en fazla ihtiyaç duyulan alanlar hangi alanlar? E, bunların en önemlisi göçmenlikle ilgili olan vize sorunları. Bu konuda... Ciddi şekilde sorular geliyor. Federasyonumuzun hukuk işlerinden sorulu başkan yardımcılığı var. Avukat arkadaşımızla beraber vatandaşlarımızın hukuki sorunlarını çözmek için hem federasyonumuz hem de yasal yollardan çözümler bulmaya çalışıyoruz. Diğer bir sorun da iş konusu. Öğrencilerimiz geldikten sonra iş bulma konusunda sıkıntılar var. Geçen sene biz Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası'yla New York'ta ilk olan bir kariyer fuarı yaptık ve çok başarılı oldu. Bunu gelenekselleştirdik. E, öğrencilerimize e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, kültür anlamda bazen e, sorunlar olabiliyor, sosyal sorunlar olabiliyor. E, o anlamda da federasyonumuzun topluma yönelik çalışmaları var. Bizim Washington'dan izlediğimiz, gördüğümüz kadarıyla son 5 yıl içerisinde Amerika'da faaliyet gösteren derneklerin e, kongre ile olan ilişkilerindeki faaliyetlerinde bir artış var. Bu konuda e, özellikle grassroots dediğimiz lobicilik, halk lobiciliği faaliyetlerinden bize kısaca bahsedebilir misiniz? Yaptığınız faaliyetler neler? Gerek New York'ta olsun gerek başka yerlerde olsun. Tabii ki Amerika'da güçlü olmak için lobicilik anlamında maddi gücünüzün olması ve oy gücünüzün olması çok önemli. Türk toplumu Amerika'ya geç geldiği için daha oy gücüne erişmemiş durumda. Ama maddi anlamda bir güçlenme olduğunu söyleyebilirim. Buradaki Türk vatandaşlarımızın, bilinçlenmesi konusunda yani Amerika'daki yerel politikaya entegre olması konusunda belirli seminerler de yapıyoruz. Bilhassa yetişen Türk neslinin burada siyaset içine girmesi için de teşviklerimiz var. Şu anda Amerikan Kongresi'nde 154 tane kongresi Türk dostluk grubunda. Yerel eyaletlerde bilhassa çünkü Washington başkent olması zaman aslında esas politika yerel eyaletlerde başlıyor ve oluyor kongrelerine sık sık ziyaretlerine katılmak, kampanyalarına katılmak, gerekli yardımları maddi manevi yapmak kongrelerine dikkatini çekiyor. O anlamda Türk toplumu lobicilik anlamında ileriye gittiğini söyleyebilirim. Yeterli mi? Değil. İleride gönlümüz Amerikan kongresinin bir Türk'ün olması, Türk'ün sesini, gücünü göstermesi. O anlamda da gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin son zamanlarda diaspora faaliyetlerine, özellikle Amerika'daki diaspora faaliyetlerine yaptığı yatırımlar da ortada. Bunların en somut örneği de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Bunun olan çalışmalarınızdan bize kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki yeni bir kuruluş Yurtdışı Türkler Başkanlığı. Bu başkanlık dünyada 6,5 milyon Türk'ün olduğunu tespit etmiş ve bu anlamda farklı masalara sahip olarak çalışmalarını yapıyorlar. Amerika kıtasına bakan da bir grup var. Bu biz daireyle federasyonumuz yakın olarak çalışıyor. Belirli seminerler yapılıyor. Hem Türkiye'ye davet ediliyoruz. Şimdi ocağın sonunda Amerika'daki tüm hukukçuları toplanacağı, avukatları bir araya getirecek. Yurtdışlar Başkanlığı büyük bir konferans yapacak New York'ta. Yani vatandaşlarımıza yönelik Türkiye'nin bu konudaki ilgisini, vatandaşlarımızın yanında olduğunu gösteren bazı destekleri var. Gönüllü bir iş yapıyorsunuz. Tabii federasyona gelmek, yaptığınız saatlerinizi, zamanınızı gönüllü olarak harcıyorsunuz bu kuruluşa ve Türk-Amerikan toplumuna. Yaşadığınız en büyük sıkıntılar, sorunlar ne? Nelerle karşılaştınız? En büyük sıkıntı neydi şu ana kadar? En büyük sıkıntı Amerika tabii büyük bir coğrafi yapıya sahip, dağınık bir nüfusumuz var. O anlamda Türk-Amerikan toplumu olarak geç de geldiğimiz için yeni gelen vatandaşlarımız tabii ilk önce kendileri güçlenmesi anlamında iş hayatına kendi yaşamlarına yönelik yoğunlaşıyorlar. O anlamda bazen yaptığımız faaliyetlere katılım konusunda veya milli konularda gerekli desteği bazen alamadığımızı görüyoruz ve üzülüyoruz. O anlamda Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu kurduğu 24 saatlik acil vatandaş hattı olmak üzere iletişimin güçlenmesi konusunda bir adım attı. Bizim en büyük amacımız buradaki toplumumuzun güçlenmesi için birlik beraberlik mesajının verilmesi ve e, ilgisiz kalınmaması, e, eleştirmek, tenkit etmek e, olabilir ama herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Diğer etnik gruplara baktığımız zaman çok güzel bir birliktelik sağladıklarını görüyoruz. o anlamda. E, ufak bir grup olarak biz Türk toplumunun e, burada ne olursa olsun ülke menfaatleri söz konusu olduğunda bir olması için elimizden gelen çabayı e, göstermemiz gerektiğini inanıyorum. Genelde e Amerika'da özellikle Washington'da aranılan e, ya da tercih edilen koşullardan bir tanesi de staj yapmaktır. F gerek federasyonda olsun, gerek federasyonla ortak çalışan diğer kurum ve kuruluşlarda olsun e, staj imkanı sağlama gibi herhangi bir çalışmanız var mı Türk Amerikan gençlerine yönelik? Bu konuda evet, yani Turkish Coalition of America olmak üzere e, bazı kuruluşların Kongrede staj programları var. Biz yerel eyaletlerde yakın olduğumuz kongre üyelerine ve senatörlerine stajyer konusunda önerilerimiz oluyor. Bilhassa kendi bölgelerindeki Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde. O anlamda okul zamanında 2-3 ayda olsa bir staj yapmaları çok önemli. Bu kongre ayağı. İş ayağında da buradaki Amerika'daki Türk firmaları çok ciddi şekilde büyümeye başladı. O anlamda biz geçen 3 ay boyunca yaklaşık 6 öğrencimizi hem staja koyduk hem bazılarına iş bulduk full time. O anlamda hem Türk şirketlerinde de çalışması konusunda bazı çalışmalarımız var. Türk-Amerikan toplumunun, federasyonun bundan sonraki hedefleri neler? Ne olarak görüyorsunuz? Yaptığınız iki sene zarfında bayağı bir aktiviteler, faaliyetler düzenlediniz. Önünüzde kalın bir rapor var. Bu faaliyetleri nereye taşınmasını istiyorsunuz? Hedefleriniz neler uzun vadede? En büyük hedefimiz, ben yine tekrar edeceğim, birlik beraberlik, Türk toplumunun güçlenmesi için bir olmamız gerekiyor. O anlamda federasyonumuzun çalışmaları devam edecek. Bilinçlendirme çok önemli, eğitim çok önemli. Dediğim gibi kongrede bir Türk'ün olması bizler için çok önemli. O anlamda da diğer kuruluşlarla beraber bu amaçla çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Diğer önemli olan da Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirmesi konusunda. Bilhassa Türkiye aleyhine gelen e, kongredeki tasarırlara karşı daha hızlı şekilde anında cevap verilmesi konusunda e, daha e, networkün güçlenmesi konusunda çalışmalarımız var. Bu anlamda milli menfaatler çerçevesinde e, yapılacak tüm çalışmaların hızlandırılması e, bizler için çok önemli. Federasyonumuz e, elinden gelen çabayı yapıyor ve güçlendiğini de görüyoruz Türk toplumunun ileriki yıllar Amerika'daki Türk toplumunun daha güzel altın yılları olacağını inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum konumuzda olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim.